Evet sevgili dostlar sponsorumuz Golua.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet birçoğumuzun morali bozuk. Birçoğumuz sinir stres içerisindeyiz. Saatim gece 02.27'yi gösteriyor. Artık ne zaman biter videolar bilmiyorum. 8.30'da dünden çekilen duyum videosunu izlediniz. 11.30'da şok edici gelişmeyi izlediniz. Ersun Yanal olayını. İnşallah o kız o videodaki özellikle hakemi de yeneceksin kısmını özellikle dinlemişsinizdir. Şimdi saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Hani o saate planlayacağım için söylüyorum. UEFA'dan men konusunda %100 bilgileri sizlere aktarayım arkadaşlar. İlk olarak Fenerbahçe yoluna Avrupa'da devam edecek. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi 2. Ön önleme turunda Dinamo Kiev'e elendik. Mağdur Dinamo Kiev'e biliyorsunuz çok mağdurlar. Onlara elendik Fenerbahçe olarak ve UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Slovaçko ile eşleştik. Slovaçko en azından dişimize göre bir takım. Muhtemelen transfer market değerine falan bakmışsınızdır. Bakmadınız mı? Harbi mi? Hocam sinirden hiçbir şeye bakmadım ya. Ben de bakmadım. Allah şimdi bakıyorum. Slovaçko. Hemen girelim profillerine. 9 milyon euro piyasa değerleri var. 27 oyuncu gösteriyor. Yanlış anlamayın ama yani ne demek istediğimi anladınız değil mi? Yani ne demek istediğimi anladınız. yani. <laughs> Kusura bakmayın. Hangi cümleyi kuracağımı tahmin ediyorsunuz değil mi? Ee, yok hocam tahmin ediyoruz. Diyeceksin ki ben bunların eğer bunlar da geçemezler. Yok. Herhalde iki maçta da farklı galibiyetler izleriz. Katleç bu arada kaptanları. 37 yaşındaki Katleç. Muhtemelen Fenerbahçe'yi iyi anlatacaktır. Kardeşin de Fenerbahçe'yi yemekleri gerçekten yatsınamaz. Şimdi Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yoluna devam edecek. Eğer Slovaçka'yı elersek 4 Ağustos ve 11 Ağustos günü. Bu arada 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumundaymış maç. Rövanş 11 Ağustos'ta Miroslava Valentis Stadyumunda oynanacakmış. Rakibini elerse UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için de playoff oynayacak diyor. Hakkımız da hayırlısı olsun. Şimdi ben şey derim. Arkadaşlar aslına bakarsanız kimse kimseyi kandırmasın. 6 maç geçip de şampiyonlar ligine kalacağımıza hiçbirimiz inanmıyorduk desem. Şimdi günah keçisi ilan edilirim. Arkadaşlar bizim yerimiz aslına bakarsanız Avrupa Ligi desem günah keçisi ilan edilirim. O yüzden bir şey demiyorum. Şimdi Fenerbahçe taraftarından Dinamo Kiev maçında bütün tezahüratı. Dinamo Kiev'e boyun eğdik 57. dakikada Buyal Siki'nin golüyle 1-0 rakip öne geçti. Buyal Siki gol sonrasında tribünlere doğru yaptığı sevinç gösterisi daha doğrusu tahrik gösterisi Fenerbahçe taraftarını dinden imandan çıkarttı. Fenerbahçe taraftarının buna karşılık Vladimir Putin tezahüratı yapması sosyal medyada tepki topladı diyor. Lan bırak tepki topladığı şunu bunu. Allah'ını severseniz bizim ülkede birçok şey yanar döner ya. Birçok şey yanar döner. Yanlış hatırlamıyor hatırlamıyorsam bir Rus uçağı düşürülmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam ben yani o dönemki devlet yetkilileri işte e, FETÖ'cü şeylerden aldıkları bilgiyle çıkıp şey demişlerdi insanın bir Rus uçağı daha düşüresi geliyor gibisinden bir şey söylemişti diye hatırlıyorum. Sonra bizim devlet yetkililerine de ki aman bunu söylettiren işte FETÖ'cüler mi ne dediler bir şey dediler. Sonra bizimkiler çıktı özürler özürler dilendi bir şeyler oldu. E, ee, tazminat mazminat mı oldu bir şey olmuştu mesela. Böyle bir süreç yaşanmıştı. Sonra dediler ki biz Rusya ile kankayız şöyle böyle. Arkadaşlar ikili ilişkilerde kimse kimseyi kandırmasın. İkili ilişkilerden bahsediyorum. Kimse birbirini yemesin. Anlatabiliyor muyum? Bugün çıkar ilişkin değişir. Yarın başkası şeyin olur. E, neydi? Müttefikin olur. Yarın çıkar farklı konuşursun. Şimdi şuna şu konuda hem fikiriz. Biz savaşa karşıyız. Savaşın her türlüsüne karşıyız. Niye? Çünkü savaşın hiçbir zaman kazananı olmaz. Çocuklar, kadınlar, kadın kılıklılar, kadınların arkasına sığınanlar, yaşlılar, engelliler hani bunlar kaybeder savaşta her zaman. Kazanan asla olmaz. Şimdi şöyle bir durum var. 57. dakikada sen taraftarı bunu yaparsan taraftar da sana bir tepki gösterir. Ha Vladimir Putin denmesi. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın benim de başıma geldi. Sizin de başınıza gelir. Kınamayın başınıza mutlaka gelir. Bazen insan söylemek istediğini ifade ediyor ama karşı tarafın bunu nasıl anladığını hani anlamıyor, anlam veremiyor. Mesela bir cümle söylüyorsunuz, şey söylüyorsunuz, adam altında 50 tane şey çıkartıyor. Diyorsun ki lan ben bunları söylemek istemedim ki. Özür de dilesen karşındaki kişinin e, hani ne der? Güzel bir söz var. Sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin diye. Maalesef merhametinizi yitirdikten sonra özür dedilerse, yerde de yuvarlansa umrunuzda olmuyor ya. İşte şimdi Fenerbahçe taraftarında kimsenin umrunda değil. Onu demeyecekler diye. Ahmet Çakar adlı şahıs çıkıp UEFA icra kurulu acil koduyla telekonferansta toplandı. Maçın gözlemci ve temsilcisiyle görüştüler. Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak demiş. Öncelikle yaratmak Allah'a mahsus. Bu bir. İkincisi Ahmet Çakar'a kadar acil koduyla toplandıkları bilgisi geldiyse vay o UEFA'nın haline. Artık herhalde yatak odalarına kadar herkes biliyordur. Bitmedi UEFA başkanı Cefer'ine anlık büyük baskı var. Avrupa ülke liderlerine göre Putin tezahüratı tüm zamanların en vahim tezahüratıymış. Ahmet Çakar diyor. Ahmet Çakar e, yani ne kadar Türk dostudur bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum ama Önce Ahmet Çakar'a şunu hatırlatayım. Bugün Fenerbahçe'ye Putin yüzünden ceza vermek isteyenlerin yarın bir gün, belki iki sene sonra Putin'le aynı masada olacaklarını, el sıkışacaklarını bilmiyoruz değil mi? Yani o kadar salağız değil mi bilmiyoruz. İkincisi, ya arkadaş aşırı salakça bir şey bu. Kabul ediyoruz eyvallah salakça bir ceza arattı. Zaten tasnif etmiyoruz ayrı mesele de. Ya ikinci skandal ne olur biliyor musun? Yani tüm zamanların en vahim tezaratıymış. Yok ebesinin dünya tarihinde ırkçı tezahüratlardan ağlayıp sahayı terk edenler bir sürü futbolcular var. Yok mu? Kulüp çıkacak özür dileyecek. Bitti. Geçen sene miydi? Başakşehir'in maçında negro dediler. Takım sakadan çekildi. Hakem ne oldu? Çık olan negro dediler. O hakemi herhalde idam etmeleri lazımdı. Bu, bu mantıkla. Tüm zamanların en utanç verici soydu. Onu geçtim. 2012'de Spartak Moskova ile oynadığımız ön eleme maçında tribinde bayrağımızı ve cami görüntülü bir pankart yapmışlardı. Yani hoş olmayan bir pankart. Sesse daha yoktu. Müslümanlarla uğraştıkları zaman o zaman zorunuza gitmediydi değil mi Fenerbahçe düşmanları? Hiç umrunuzda değil değil mi camiyle falan alay etmeleri? Zamanda Marsilya maçında PKK bayrağı açılmıştı. Hatırlamıyorsunuz değil mi? Hatırlamazsınız. Niye? Fenerbahçe düşmanlığı o kadar işlemiş ki umurunuzda olmadı. Lan bu ülke vatandaşı Ukraynalıların yanında oldu. Devlet bedavadan uçak verdi, vermedi mi? Devlet bedavadan uçak vermedi mi bunlara? Tezahürat yapılmış da men yiyecekmiş de falan filan. Verin lan. Verin. Men cezası da verin. Serdar Ali Çelik Bir numaralı Fenerbahçe düşmanlarının başında gelen isim. Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis UEFA'nın as başkanlarından biri demiş. Yanlış biliyor. E, Ihor Surkis'in ağabeyi UEFA as, as başkanlarından. Bakın. Luchescu şeylerden dolayı, tezahüratlardan dolayı şey yapmamış. Basın toplantısı yapmamış. Al. Asıl ceza yemesi gereken şey bu. Arkadaşlar UEFA organizasyonunda ben işte canım sıkıldı. Ben basın toplantısına katılmıyorum diyemezsin. Asıl ceza yemesi gereken sebep bu. Bak Serdar Ali Çelikler bile çıkmış bilgiyi açıklamış. UEFA As Başkanı diye Şimdi bizim bu adam bu kadar Fenerbahçe düşmanıyken iken yanlış anlaşılmasın. Bu benim şahsi fikrim, görüşüm değil. Sosyal medyadaki şeyi göre söylüyorum. Yoksa adam, yani Fenerbahçe üzerinden ekmek kazanan adam niye düşman olsun? Manyak mı? Fenerbahçe'nin kötülüğünü niye istesin? İyi olsa. Onun şeyi de büyüyecek. Ben şunu söyleyeyim. Başkanın kardeşi UEFA As Başkanı. Böyle bir şeyde Hakem çıkmış Fenerbahçe'yi mahvetmiş. Futbolcu çıkmış tahrik etmiş. Fenerbahçe tarafta da anlık reaksiyon göstermiş. Ya bu dünkü o İtalyan hakem lanetullahi aleyh kafasında Fenerbahçe'yi nasıl doğrarım diye sahada dolaşıyordu zaten. Kiev'lere gelince kart mat yok cimri. Fenerbahçe'ye gelince orta sahada sen golü engelledin diye sarı kart gösteriyordu. Ya böyle olacağı belliydi. Ukrayna savaş mağduru falan filan. Ya yemişim savaş adını şunu bunu. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe UEFA'dan ceza meza almaz. Ha bir kınama cezası alır bilmem ne alır. İşi bitirirler. Bir de arkadaş taraftara hükmedemezsin ki. Taraftar orada o tezahüratı yaptı diye kulübün suçu ne? Ne biliyorsun taraftarın Rus olmadıklarını? Yani oradaki taraftarın Rus olmadığını ne biliyorsun? Ya da Rusların bilet almayacağını ne biliyorsun? Türkiye'de bir sürü Rus var. Kulüp çıkar tavunma yapar falan filan. Ya da tahrik edildi der. Tahrik görüntüsünü paylaşır. O an böyle bir şey yaptı. Taraftar çılgına döndü diye. Ya da hiç uğraşmasına gerek yok kulübün. Çıkar özür diler. Menfi bir hareketti. Birkaç saniyeline yapılan bir şeydi. Der. Daha önce de Putin'e sövüldüğü videoyu paylaşır. UEFA ile paylaşır. Herkes açık değil. Bence olay büyümez. Ha, Avrupa'dan mencadası. Ya Avrupa'dan men bu kadar basit mi ya? Bu kadar basitse elesinler. Lan Galatasaray maçında hangi maçtaydı ya? Monaco maçında mıydı? Leeds United maçında mıydı? La PKK bayrağı astılar. Galatasaray maçında adamları öldürmeye yönelik şey yaptılar. Hangi maçtı ya? Yine geçen senelerde Fransa'da bir maç oldu Galatasaray maçı mıydı? Hangi hangisinin maçıydı? Maçın ortasında PKK bayrağı açıp sahaya inmediler mi? Tarafları öldürmeye gitmediler mi? Ne oldu? Ne ceza aldılar? Ama hocam şimdi savaş var. Yok ya. Allah'ını seven ya bu Avrupa ne kadar seviyor mağdur edebiyatını ya. Jimmy Floyd de herhalde yanlış hatırlamıyorsun. Siyahi bir vatandaş polis tarafından öldürülmüş falan. Futbolcu da sahanın ortasına geçip şöyle böyle bir şeyler yapıyorlardı mesela. Akıllarına orada geldi ee, siyahileri desteklemek. Lan Balotelli'ye Balotelli'ye muz atıldığında neredeydiniz? Arkadaşlar 10 saniyelik tezahüratla elenecekse biz her türlü montaj yapalım. Her türlü rakibin şeyine montaj yapalım. Kiev neydi onun adı? Dinamo Kiev kimler oynuyorsa mesela Dinamo Kiev Rus takımlarıyla maç yapıyor olsaydı. Hani Rus takımlarını elediler ya. Yapıyor olsalardı Rus takımı Putin deseydi mesela o zaman ne olacak mı? Saçma sapan meseleler ya. Saçma sapan salak saçma meseleler ya. İyi de hocam. Bize bir şey söyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim Putin tezahüratından daha çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ali Koç'un bahtsızlığı mı diyeyim? Şanssızlığı mı diyeyim? Ali Koç'un e, kaderi mi diyeyim? 2017-2018 Şutrum Graz maçı. Fenerbahçe'nin forveti Ahmetan Köse. 2018-2019 Benfica maçı. Fenerbahçe'nin forveti Alper Potuk. 2020-2021 biliyorsunuz o arada Avrupa'ya gidemedik. 2020-2021 Rize Spor maçı. Forvet Michael Frey. 2021-2022 Adana Demirspor maçı. Forvet Samatta. Lan geçen sezonun en iyi yeri orta sahasıydı. Orta sahanın merkezini bozup en kötü yer olan Forvet'e adam alınmaması ya da geç alınması. Joao Pedro iki gün erken açıklasaydım bugün dünkü maçta oynardı. Belki maçın kaderini değiştirirdi. Yani hep mi Fenerbahçe'ye denk gelir ya? Ya 4 senedir hiç mi ders alınmadı ya? Ya 4 senedir al ders alınman gereken Ahmet Anköse, Alper Potuk, Michael Frey, Samatta 4 tane derslik şey sana. 4 tane derslik konu ya. Ya ki, yani kitaplara konulması gereken konu ya. Bitti mi? Bitmedi paşam. Bitmedi. Bitmedi. Sen A-Klas forveti de alsaydın başına gelecekler neydi? Fenerbahçe kaderi. İptal edilen buz gibi gol, direkten dönen top, beceriksizlikten kaçan goller, kırmızı kart, rakibin ilk şutunun gol olması, geriye düşmen, kaçan penaltı, eski oyuncunun sana karşı gol atması ki 500 bilmem kaç gündür, 571 gündür falan gol atmıyormuş. Ya Fenerbahçe'sin sen, sezonu resmi olarak açtın. Hani sakın ha içinizden birisi... Hocam daha başımıza ne gelebilir ki demesin. Çünkü bunu ne zaman söylesek daha başımıza bir şey geldi. Daha başımıza bir şey geldi. Ya şunlar başka kimin başına gelir ya? Daha şunlar kimin başına gelir ya? Dünya üzerinde böyle bir şey yok ya. Böyle bir takım yok. Böyle bir oluşum yok. Ya nasıl bir takımız arkadaşlar? Nasıl bir Uğursuzluk mu cim, mi? Bir şey diyeyim mi ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir şey abi? Siz bana anlatın ya. Ben ben anlamıyorum. Kafam basmıyor. Siz bana anlatın ya. Vallahi Allah sabır versin hepimize. Bazı arkadaşlar da yorumlarını gördüm. ama bu saatten sonra forvet alınsana ne? hocam? Umurumda değil ya. Forvet alınsana ne? Alınmasa ne? Allah'ını seversen. Gitti. Ah, Şampiyonlar Ligi gitti. Bir şey soracağım. Şampiyonlar Ligi gerçekten sizin birinci hedefiniz miydi? Gerçekten soruyorum. Yani Şampiyonlar Ligi sizin gerçekten hedefiniz. Şöyle bir yazı gelse ekrana işte. Fenerbahçe işte Şampiyonlar Ligi gruplarında diye. Bu mu sizi daha memnun eder? Şöyle bir yazı gelse. Fenerbahçe Ligi'nin bitimine bilmem kaç hafta kadar Süper Lig şampiyonu oldu diye. Hangisi hoşunuza gider? Süper Lig şampiyonluğu mu? Şey, mi? bak yanlış anlamayın. Her şeyde de size eleştirmiyorum. Ben az önce söyledim. 4 seneden ders alınması lazım. Arkadaş, mesela teknikte Jesus geldi. Jesus'a soracaklardı. Gel kardeş, iki aydır, üç aydır maçlar izliyorsun. Birinci isteğin kim? William Carvalho. Niye? Orta sahaya almak istiyorum. Benim sistemimde ön libero. İkinci tercihin kim? Ee, Gustavo Henrique Stopper'e istiyorum. Üçüncü tercihin kim? Işte vurma. Kanatlara istiyorum. İnan. Bunları sorduğunda bu cevapları alsaydın herhalde Ali Koç olarak derdin ki arkadaş biz senden uzak duralım. Senin vizyonsuzsun derdin. Ya ben bir şey söyleyeyim mi size? Bak. Yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. Serdar Dursun'u çok seviyorum. Ama Serdar Dursun bu takımın üçüncü ya da dördüncü forveti olması lazım. Valencia bu şımarıklık, bu labalik, bu ukalalık, bu lakaytlıkla Fenerbahçe'den F'sinde durmaması lazım. Bak, Joao Pedro'yu aldın ya. Joao Pedro'yu aldın. <laughs> Pedro'nun yedeğini Valencia yapıp Valencia'nın yedeğini Serdar Dursun bile yapmaman lazım. Joao Pedro'yu aldım, sıkışırsam King'i oynatırım demen lazım. O da olmaz. Joao Pedro'yu aldın, yanına bir de Playa'yı alman lazım. Bak, Playa'yı alman lazım. Ben size ısrarla söylüyorum. Pedro sağ kanat sol kanat oynatılsın diyeceksiniz ki lan biz bunca yıldır kanatsız oynuyormuşuz. Ferdi Kadıoğlu sol ayağıyla oynuyor. Allah şey sağ ayağıyla oynuyor. Allah aşkına Ferdi Kadıoğlu uzuyor mu, kısalıyor mu sol bekte? Bir standart tutturdu. Birçok maçta 7 üzeri top oynadığı zaman abi Ferdi iyi bak solda çok iyi falan diyoruz. Kendimizi kandırıyoruz gibi geliyor bana ya. Ne özellik var? Geriye dönmede aksamaya başladı. Hücuma çıkışta da sıkıntı yaşamaya başladı. Topu alıyor. ileri gidiyor. Sol kanada gidiyor. Sol ayağıyla orta açamıyor. Sağına çekip yine orta açamıyor. Topu geridekine dönüyor. Yanlış anlamayın. Ben de oynarım orada. Ben de oynarım. Rakibi kovalamadıktan sonra, rakibe basmadıktan sonra, gitmedikten sonra. Ben de ben de oynarım. Ya Ferdi'yi de kaybediyoruz. Farkında mısınız? Anlatmak istediğim mi? Ferdi'yi de kaybediyoruz. Ya da bilmiyorum. Bana öyle geliyordur. Ben kötü niyetliyim ya. Bana öyle geliyordur. Bak o sayı için bir şey demem. O sayı Türkiye'ye ilk geldiğinde ben dedim zaten bu adam müthiş sabek olur. Dünya cümlü sabek olur. Biz bunu sağda oynatalım diye. Şimdi yine diyorum bak. Joao Pedro. Biz Joao Pedro'yu sol kanat oynatalım. Şu an Rossi'nin, Messi'nin oynadığı yer var ya. Bak dünya cümlü bir kanadımız olmuş olur. Hatta size daha da abartayım mı? Joao Pedro'yu solda Rossi'yi sağda oynatalım. Dünya cümlü iki tane futbolcumuz olmuş olur. Bak Rossi'den Rossi'ye hayran kalırsınız sağda. Ama şu sistemde yeri yok. Şu sistemde Buruma'nın da yeri yok. Şu sistemde Buruma'dan da Rossi'den de ha Rossi niye oynatıyor? Topsuz oyunu çok iyi yaptığı için. Kapanan takımlara karşı topsuz oyunu güzel oynuyor. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yine bir öz de bulunayım. Valencia'yı çıkar Joao Pedro'yu koysan biz yine o Kiev'i eleyebilir miydik? Eleyemezdik. İrfan Can'ı çıkar, Bertrand Traore'yi koy. Biz eleyebilir miydik ki yine eleyemezdik. Rossi'yi çıkar işte bu penzayı koy. Yine eleyemezdik. Hocam niye eleyemezdik? Abi hakem kafaya koymuştu. Sen hakem eleyemezdin. Ha ne olurdu? En azından oklar tamamen hakeme çevrilirdi. Şimdi herkes işte Kiev maçta kaç dakika çaldı onu konuşurdu. İşte mağdur edebiyatını konuşurdu. Hakemin kollamasını konuşurdu kart standartsızlığını konuşurdu. Şimdi herkes ne konuşuyor? Forvet çok geç kaldı. Bizim yönetim hep bu hataları yapıyor. Yapmayacaktı. Erken alacaktı. Biliyordu. Yapacaktı, edecekti. Ben şunu da söyleyeyim. Vallahi diyorum bak söylüyorum. Umut var, ışık var. Ama sadece umutla ışıktan olacak iş değil. Biraz daha şansın olması lazım. Abi yok. Gözünüzü seveyim. Aranızda hafızlar vardır. Allah'tan korkanlar vardır. Allah dostları vardır. Takıma biraz dua edin ya. Namazlarınızdan sonra falan dua edin. Olmuyor abi. Olmuyor. Lan böyle bir şey yok ya. İptal edilen bak. 10. dakika golün iptal ediliyor. Topun ilk yarıda direkten dönüyor. Kaçan gollerin var ilk yarıda. Yetmiyor ikinci yarıya çıkıyorsun. Kırmızı yiyorsun. Rakibin ilk şutunda gol oluyor. Penaltı geliyor eline. Penaltıyı kaçırıyorsun. Ben yani eski oyuncu sana karşı gol atılıyor. Şu takımı okuyun. Üfleyin. Bak ne olurdu biliyor musunuz? Dinamo Kiev maçı. 10. dakikadaki golü hakem verirdi. Vermek zorunda kalırdı, verirdi. 1-0 öndesin. İrfancan'ın frikikteki o topu direkten kaleciye çarpar gol olurdu. 2-0 öndesin. Beceriksizlikten bir tane gol atardın. 3-0 öndesin. Kırmızı kart. İsmail Yüksek değil de rakipten bir futbolcu kırmızı yerde. Rakibin ilk şutunda geriye düşmek bu yine olurdu. Biz o golü yerdik. 3-1 olurdu. Penaltı. Biz o penaltıyı yine kaçırırdık. Bu kadar şans dönmüşken yani hepsinin de dönmesini beklemeyin arkadaşlar. 3-1 yine olurdu. Eski oyuncu sana karşı gol atardı maç 3-2 biterdi. Şans dönse bile 3-2 kazanabiliyorsun ya. <laughs> şans dönse bile. Rakip 10 kişi kalıyor. Ona rağmen 3-2 kazanıyorsun. Yok abi. Şansın döndüğü bir Fenerbahçe'yi hayal edemiyoruz ki. Yok. Yok. Hocam diyor işte. Tövbe haşa. İlahi. Hani Allah-u Teala'nın bizim kavgamız ne zaman? Hayır. Ya tövbe haşa bu sözleri insana dinlen imanına çıkar. Etmeyin eylemeyin abi. Etmeniz gereken dualar var. Onları edin. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Rabbime dua edin. Yapacak bir şey yok. Yani hayırlısı böyledir. Şimdi deseler ki yani gözünüzü kapattınız. Uykuya daldınız. Rüyanızda Fenerbahçe işte Kiev maçına çıkıyor. 1-0 işte 2-1 eleniyor. Slovakya'yı Slovaçka'yı eliyor. Ondan sonra dangalak bir takım geliyor. Ondan karşılaşıyor. Onu eliyor. UEFA Avrupa grubuna kalıyor. Grubu lider bitiriyor. Üst tura çıkıyor. Yarı final. çeyrek, son 32 çeyrek final. Yarı final. Finali kazanıyor. Aynı zamanda da Süper Lig'de şampiyon olur. Uykudan bir uyanıyorsunuz. Allah'ım keşke. inşallah mı dersiniz? ve yelendik ya. Orvet alsaydık. Elerdik onları. Bu diyorsunuz. Bak Fenerbahçe taraftarı ne der biliyor musunuz? Ya Rabbi şükür demez. İnşallah olur demez. Der ki lan Kiev'i geçecek demek ki Şampiyonlar Ligi şampiyon olacaktık. Bu kadar da macera Peres taraftar kitlen. Allah hepimize sabırlar versin. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere. <laughs>